Bu kadar çok olabileceğini hayal etmemiştim anne. Çok oldu tabii. Harika oldu, iyi. Bütün bir kış yeriz. Bakın gayet güzel pişiyor. Sabah işe giderken ekmek arasına koyarım. Yeğenim okula giderken ekmek arasına koyar. Şimdi kazanları yer değiştirmeye ne dersin Dilekciğim? Bir bez getirip de. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bak şurada bezim. Herkese günaydın sevgili dostlar. Ne yapıyoruz? Bugün çok güzel bir incir leçeri yapıyoruz. Benim kızım doymamış 20 kilo incir kurusu almış. Bakın böyle doğradık. Nasıl doğrandığımı size göstereceğim. Daha burada da doğranması için birazını ayırdım. Şimdi 10 kilo şekerimizi koyuyoruz. Bu 5 kilo. Ölçü nedir? 1 kilo yapacak olanlar için. 1 kiloya yarım kilo şeker dostlar. Bu da 2,5 kilo, 7,5 kilo. 1 kiloya yarım kilo şeker. Evet. Tamam. Ölçümüz bu. Yarım kilo şeker, mesela 1 kilo incire yarım kilo şeker, yarım kilo su. Tamam. Ölçü bu. Şimdi ben buna 2,5 kilo daha şeker alıp geliyorum dostlar. Ölçü kabım bu kadardı. Kusura bakmayın. Bir kilo incire, yarım kilo şeker, yarım litre su. 2,5 kilo daha getirdim ve kazanımıza koyduk. Şimdi ne yapacağız? Suyumuzu ayarlayacağız. Bu 5 kilo aldığına göre suyumuzu da bundan ayarlayabiliriz. Ölçü kabımız olabilir. Kendinize bir ölçü kabı koyun. 5 kilo, pardon, 5 bardak şeker 1 kilo geliyor dostlar. 200 gramlık bardakla ölçerseniz. Ben o şekilde ayarladım bunu. Şimdi buna suyu doldurup getirelim ve ölçmeye devam edelim dostlar. Dostlar, böyle ateşimizin üstüne koyuyoruz. Kazanımızı doğru bir şekilde koyalım ki ne olmasın, kötü olmasın. Şimdi suyumuzu hemen ilave ediyorum. 5 kilo. Beş litre. Litre suyumuzu da koyduk. Ve karıştıracağız dostlar. Kepçemi yeni aldım. Kadirli'den aldım. Teşekkür ediyorum. Bak Allah razı olsun satandan da. Satmasalar alamam. Alamazsam da karıştıramam. O zaman da ne olur? Şekerimiz dibine yapışmış olur. YouTube Bir Yemek Tarifi kanalını izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bu reçelin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza bekliyoruz. Eğer karıştırmazsak krem kramele olur. Karam karamel. Ben ne dersem dostlarım doğrusunu bilsin. Dişimden ancak o kadar söyleyebiliyorum. Evet, dişlerin yok. Evet. Şimdi ağzını kapatıp ara ara karıştıracağım. Kaşığını göster bakalım. Göstereceğim de şurası dibine yapışmış kızım. Anında. Evet, şeker ya. Bakın kaşığım çok harika. Dostlar bizim şekerimiz şey. Hakiki şeker olduğu için. Hemen yanıyor. İyice karıştıracağız kaynayana kadar anne. Bir dakika şu bir demir kaşık götür de şurasını. Tamam anneciğim hemen. Dostlar ben bunu önce çok şu şekilde kıyardım bak. Aha, böyle incecik kıyardım. O kadar ince kıyardım ki herkes derdi ki ne kadar güzel kıyıyorsun. Ama artık yaşlandığım için biraz maftaladım. İri doğruyorum demek istiyor. Yani iri doğradım. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ben kendi dilimde konuşuyorum. Maftaladım demek yani hızlı yaptım. İşte bu şekilde doğruyoruz dostlar. Biraz meşakkatli ama bizim gibi bağırsağı az çalışanlar için bu çok önemli dostlarım. Çünkü incirin faydalarını biliyorsunuz. Saymakla bitmez. Biz bunu
koyuyoruz masamızın üstüne, çatal çatal yiyoruz. Ha tabii şekeri olanlara bir şey demiyorum. Bazı hastalıkları olanlara olmaz tabii ki de. Tabii ama bazı hastalıkları olanlara şeker kullanmadan da bunu sütten pişirerek tüketebilirler. Hiç şeker kullanmadan gerçekten güzel olur. Evet. Allah razı olsun toplayandan, yetiştirenden, getirenden, satın alandan. Bak elden ele bir incirden kaç kişi rızık kazanıyor dostlar. Allah'ın rızkı her zaman bir yerden çıkıyor. Bize diyorlar ki 20 kilo inciri ne yapacaksın, satıyor musun diyorlar. Biz tüketiyoruz. Kızım biz evin içinde 6-7 kişiyiz. Gelenimizle gidenimizle günlük üst üste koyduğun zaman 10 kişiyiz. Evet. Allah'a şükür gelenimiz giderimiz oluyor. Hediye veriyoruz. Hediyeleşmek sevaptır. Hediye de veriyoruz. Aa, Hatice teyzem dedi ben başka bir şey istemem ama incirimi isterim dedi. 20 kilo olduğunu duyunca. Hayır önceden de dedi. Ben dedi incir reçelini seviyorum. Benim çocuklarım yemiyor dedi. Ben de tek başıma incir reçeli yapmak istemiyorum. Abla ben incir reçelimi istiyorum dedi. Ne diyeyim şimdi kız kardeşim olmaz mı diyor. Ha tamam. Ha kız kardeşimi boş ver yani. Bir arkadaşım da aynı şeyi söylese ona da veririm bir kavanoz. Ne olmuş? Dünyanın sonu mu? Dostlar bu dünyadan bir şekilde geçiniyoruz da. Öbür dünyaya da azlık, hazırlık. Dostlar böyle bakın bizim limon toplarımız vardı. Bu yarım limon. İki tane limon sıkacağım. Yani iki limon kadar toplarımızdan koyacağım. Bir de çıkarabilirsen dostlar. Şöyle. Biz bunları yazdan limon zamanı alıyoruz. Böyle koyuyoruz ve ne yapıyoruz? Kullanıyoruz ve çok gerçekten güzel oluyor. Böyle de ne yapacağız? Kepçemizden güzelce hem eriyene kadar karıştıracağız. Bakın. Şerbetimiz kaç dakika kaynadı? Kaynadıktan sonra 10 dakika. 10 dakika kaynattık. 1'e 1 koyduk suyunu. 1 kilo şekere 1 litre su. Bakın böyle güzel gene limonlarımız eridi. Şimdi şöyle altını birazcık yakayım ki. Şöyle iyice bir tık daha kaynasın. Şimdi de ne yapıyoruz? İçine bakın nasıl güzel kaynıyor dostlar. Bunu siz içeride az olarak evinizden içinde yapabilirsiniz. Ama biz çok yaptığımız için dışarıda ateşte yapıyoruz. Ateşte yapmak daha güzel. Şimdi bu kazan hepsini alacak mı anne? İnşallah alır. Ben de bilmiyorum kızım. Yavaş yavaş dökeceğiz. Dur kızım hemen koyma. Hemen koyma dur. Dur lütfen. İnşallah alır. Şimdi şöyle. Dostlar bunu önceden yaptığım için şak diye düşerse hep sular dışına gidecek. Şerbetimiz dışına gidecek ha. Biraz... Stres oldum. Niye? Yavaş düştü diye mi? Yok düşmeyecek diye. Düşerse dışarıya taşacak diye. Şunu da ver bakayım kızım bana. Sonra bunu da koyacağım ama şunu alacağı biraz şüpheli. Onu bile alacağı şüpheli. Yok bunu alacak. Ve içeride kazanımızı getireceğiz. Yeni aldın kazanımı. Evet. Nerede içeride? Nazife alır gelin. Nazife al da gel hadi kızım öbür kazanımıza. Depoda mı kazan? Büyük yok, kazan, son aldığım kazan. Yok yukarıda şeyde. Nazife yerini biliyor. He. Evet. Onun için Nazife'ye al gel dedim. Ay gözüme gitti dostlar. Bir göz çekeyim. Şöyle bir karıştıralım dostlar. Hepsini koyacağız bunun içine. Hiç merak etmeyin.
Bu şekilde yavaş yavaş dibine tutturmadan karıştıracağız. Şeyimiz fazla geldi. Kazanımız küçük geldi. Biz de ne yaptık? Yan tarafta asla şeyde sorun yok. Hemen kazanımızı yan tarafa boşaltıyoruz. Demokraside her zaman ne vardır? Çözüm bir şekilde vardır. Onun için ne yapıyoruz? Bu şekilde alıyoruz. Ve bunu da burada karıştıracağız Allah izin verirse. Şöyle bakacağız. Şimdi ne yapıyorum? Kalan incirlerimizi de içine boca ediyorum. İçine dökecek. Ben ne dersem anlayın dostlar. Benim dostlarım inşallah beni anlıyorlar. Şak diye dökemiyorum dostlar. Dişine kaçarsa kötü olacak. Kalıplaşmış anne. Kızım kalıplaşması normal. Ta ne zamandan beri orada duruyor. İşte tamam. Ay gözüme gitti. Dostlar ateşte yapmanın işte şeyi en büyük sorunu bu. Gözüne gitti miydi senin değil. Bunu da buna koyuyorum. Çünkü bunun altında yaktık dostlar. Bu da burada pişecek. Evet şimdi karıştıra karıştıra iyicene pişireceğiz Allah izin verirse. Nazife, bize kahve Nescafe yapacaksın mı anneciğim? Küstü ya bana. Aferin benim kızıma, benim kızım küsmez. Seneye 20 kilo, seneye 40 kilo. Yok, daha neler dilek. Bunu tüketemezsek o zaman bir daha görüşürüz. Tüketiriz Allah'ın izniyle. Bakın dostlar, yavaş yavaş kaynamaya başladı tencerelerimiz. Her ikisi de kaynıyor maşallah. Ama ne yapıyoruz? Kaynıyor diye oturmuyoruz. Sürekli dibine yapıştırmamaya, incirle. Dostlar, dışarıda pişirmenin gözüne duman gelip bir de ağlaması var. Bakın nasıl güzel kaynadı maşallah. Sapsarı çok güzel de bir leçerimiz olacak. Komşularım birer kase getirirlerse veririm. Böyle dibinden karıştıracağız ki dibine tutmayacak. Bu kadar çok olabileceğini hayal etmemiştim anne. Çok oldu tabii. Harika oldu, iyi. Bütün bir kış yeriz. Bakın gayet güzel pişiyor. Sabah işe giderken ekmek arasına koyarım. Yeğenim okula giderken ekmek arasına koyar. Şimdi kazanları yer değiştirmeye ne dersin Dilek'ciğim? Bir bez getirip de
ne diyeceğimi bilmiyorum. Bak şurada bezimi. Kaynadı her ikisi de, hem de fokur fokur. Gel. Dibine yapmışsın. Dibine mi yanmış? O kadar karıştırdım. Yok, yanmamış. Yanmamış mı ya? Bakın dostlar, böyle güzelce iyice pişirelim ki dostlar, pişirme derecesi incirinize göre olsun lütfen. Çünkü incirinize göre olmazsa bunu indirelim ocaktan anne. Bence de indirelim. Hadi. Dostlar iyice karıştırmazsak dibine tutar ve yanar. Onun için ara ara düzenli olarak karıştırmalıyız. Ve böyle piştikten sonra da ne yapıyoruz? Altındaki ateşlerimizi alıyoruz. Aha, bu tarafa atıyoruz. Siz de ocağınızın altını kısabilirsiniz. Böylece ateşteki, evet, altlarını çektik. Çünkü pişti. Şimdi ne yapma zamanı? Kavanozlama zamanı. İki tane kavanozladığını göster, sonra en son hali kavanozlamasını gösterelim anneciğim. Evet. Şimdi şöyle. Dostlar altında daha kömür çok. Yani ateş var. Bizim incirimiz çok kuruydu. Ben onun için çok pişirdim. Ellerine sağlık yapanların, hakkıyla yapmışlar. Adıyaman'a selamlar, sevgiler. Peynirde Batman, incirde Adıyaman. Allah hepsinden razı olsun. Emeği geçen herkesten razı olsun. Allah ağız tadından da bizlere yemeği nasip etsin inşallah. Amin. Bunu bir tabure, tehlikeli oluyor. Hele bu da bir tatlının yanlışı olacak ki Allah esirgesin. Allah kimseye göstermesin. Bu kolay iş ama geçen konservede elimi yaktım bundan. Birazcık daha koyuyorum. Bakın, hem dışını kirletmemiş oluyorum hem de tertemiz kapatmış oluyorum. İşte şimdi şöyle alıp böyle kapatıp ters çeviriyorum. İkisi de aynı. Fark etmez kazanlarımızın. Pişirmeye devam ediyor. Bir yandan da kaynıyor dostlar. Bakın bu şekilde. Elin yanacak. Yanmaz mı? Elimin yanacağı bir şey yapar mıyım? Yanmanın ne demek olduğunu benden iyi kimse bilemez. Kapağa bak bakalım, doğru kapak mı? Tamam, biz devam edelim. Dostlar bakın, 20 kilo incirden 10'ar kilo bir de bunlar çıktı. Allah ağız tadından herkese yapmayı, yemeği nasip eylesin. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Bahçedeyiz, sesimiz çok, çocuklarımız çok maşallah. Bunları neden ağızlara açık anne? Bunları vakumlamadık. Vakumlamadığımız için de kapaklarını örtersek, terlerse bozulur. Soğuyacak, soğuduktan sonra kapatacağız. Ama bunları vakumladığımız için, bak bu da vakumlanmış ki içine çökmüş. Bu da yani olabiliyor. Ondan sonra da bunların ağzını kapatacağız ve güzelce bakın bunların da ağzını açacağım. Çünkü bunlar da vakumlanmamış. Eğer terler de içine su damlarsa, buhar girerse incirlerimiz bozulur dostlar. Bu bir ön bilgidir. Hoşçakalın. Buyurun gelin. Hep beraber yiyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.
dakika. Mi?